bunu kazanırsak yarın bir daha Bobo 1 oynayacağız. Onu söyleyeyim ve galiba başlayalım. Maçımız başlıyor. Ve artık Aremar'da bizim için çok kıymetli. Asıl İsveyt'in hadi çocuklar be. Başladı. Biz T-Side'da başlıyoruz. Asıl ise City'de. Imoru şu anda öne gönderdik. Ya Mayer'de bir Zantares cepten çıktı. Blaine'e elinde de Mubaretta'sı ile bekliyor. Karşılıklı mermiler atıldı ama Hasar da yok. Bir ağ hücumu yapacağız gibi görünüyor burada. Ama ha 3 kişiler ya gireriz ya. Çok tehlikeli bir açıda bizi bekliyor. Yani device'e bakmadık. Kontrol şimdi device'in yeri bravo. Device'i aşağı doğru götürdü. Bir de Blaine'i bulursak tadından geldi. Bulduk. Vururuz. Hasar çıktı ama vuramadı hala. Smoke'ları da çok güzel kullanmışız. Ya plant aldık. 5 kişi hayattayız. Güzel. Verilen hasarlardan şimdi, çok iyi. Zantares burada yakın mesafede. Ay iyi. Blaine'i aradan çıkartmaya çalışırken. Gravy'i öldüreceğiz ya. Kalix bekliyor. Çok kalabalıklar. Blaine'de mikro skorlar çıktı. Imo. Bravo. X-Mount ikilisi. Bazı durdurdu. Gravy Imo'yu vurmayı başardı. Süre oldukça azaldı. Demin hadi. Hadi. Helal be Kalix be. Hadi yavrum be. Bravo. Harika. İşte golü kazandık işte bu. Oğlum harika be. Oynadı ya. 4 kill Kalix ya. Bravo ya. Çok güzel abi. O Glock'taki o son mermiler gitti ya böyle bak. Zanti'nin yüzü gergin. O bütün maç böyleydi. İlk maçta da böyleydi. Daha ilk round'dan son round'a kadar hep gergindi adam. Şu double barrette de taramalı gibi ya. Ve Kalix'ten gelen bir de 30 mermi. Abi son mermiyle vurdu biliyor musun? Evet. Eyvah dedim Blaine'e. Lane'de 2 skor çıkartınca Gap tarafında. Çok güzel başlangıç ya moral mental olarak. Nice meşer. Haydi. Ooo Berkay Vastepe. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim merhabalar. İki oyuncumuz da Galil Kalix'te ise AK. Kimin sesi çok yayının mı bizim mi ayarlayayım? Benimdir büyük ihtimal. Azıcık uzaklaşır mısın Berkcim? Şu an Çin hücumu biraz sakin oynuyoruz. Yalnız forslamadılar bizde. Yok. B'ye doğru döndük. Neyse ki iki tane mektan var sadece. İki daha fazla yok. Bunlar düşmezse diğer el çok güçlü olacaktı Astres silahı. Ama biz bomboş elimizi kolumuzu sallaya B'ye gireceğiz. Çok güzel oldu. Mektenleri de ava gönderebiliriz. Orasında. Gene. Hoca bitir hoca. O her yerini yaktılar abi saydın. Tertemiz. Aldık. Hani zaten boştu ama güzel. O adamlar olsa da yakardık. Bunu bu arada Vertigo silahları antlarını çok güzel yapıyoruz. Çok yani herkesi yedirebiliriz. Astralis'e de bir bakan yapacağız bundan en az bir tane daha. Doğru saydı seçtik. Şu arkaları da bir de bu mektenler yani toplarsa yani Mayer de Zantares en güzel para basarız. Bu roundu %100 aldık. Bir rahatlamamız tabii gerekiyor. Genelde tabancalarla başımız hep belaya girebiliyor ya ama. Bir de gergin bir roundu. 5v3'ten aldık o roundu. Dikkat etmek lazım. Rifle'da bırakmamak lazım. X-Float burada. Device'a 90 canlık bir hasar çıkardı ama orada mesela Valo da abi eklenmiş durumda şu anda dikkat etmek lazım. Explode'un biraz bombaya ölüyorlar. Orp vermemek için. Ve şimdi de Kuleyi epey hasar çıkardık. Hala adam ulti açıyor yoksa. 3. tur. Ulti dönüşebilir. Dikkat etmemiz lazım ki Apex Mayer'i yakaladı burada. Burada gördü bilerek geri çekildi ki biraz Mekten kill gelsin. Yüklensin diye ama Mayer'den bir kill çıkmadı. Olsun. En azından ölmesi bile iyi. Ben böyle mektenlerin ölmesini seviyorum. En azından AK ile devam edeceğiz. O mekten kalınca atmak da ayıp oluyor önce diye. Önce pistol roundu ardından bancalarıyla oynayan Astralis'i. O yüzden Mayer'in ölmesine beraber ben sevindim şu anda. Genelde biz burada RMR'da özellikle çok fazla ikinci roundlarda City tarafından force görürdük. Lanseris farklı bir deneme yapıp şimdi 5 rifle ile oynayacak. Bizde bir mekten 2 galil var evet ama burada verebileceğimiz ekonomik hasar da çok gerçekçi olacak bizler için. Öyle. Yani 3 oyuncuyu vurduğumuz anda zor duruma sokabiliriz Astralis'i ekonomik olarak bir anda. Bunu not alın, bunu unutmayın. Umarım vurabiliriz. Evet, mid tarafına doğru bir hücum gerçekleştireceğiz gibi. Şu anda B tarafında da 2 oyuncumuz beklemekte. Kalix ve Zantares arka tarafta Buzz buraya doğru bakıyor. Mid'e üçlü bir şekilde çıkıyoruz. X-Float, Imor ve Mayer üçlüsü. Bakalım bir entry gelecek mi? Yani bilinçli mekten de alınmış olabilir. Burada önden olduğu yere oynatıp hem iyi puan alınacak hem B'ye doğru hızlı bir oyun oynuyoruz. Mayer burada koşmayı, kaçmayı da bir şekilde başarsa da. Baz Imoru yakaladı. X-Float Grave'i aldı. Baz Mayer'i de buluyor. Bulalım şu bazı artık. Zantares yapma yedi ve Zantares kendi yanısına mı bastı? Ay evet. Savunurken de çok iyi oynuyor Baz Bey'i. Hücum ederken de çok iyi oynuyor. Gerçekten maçın gidişatından... X-Float'ın canı oldukça az kaldı. X-Float'ı bulmayı başardı. Ya bu roundda bir tane daha oyuncu vursak benim için gayet okey. Biz atlayış görür müyüz ya? Tarafında. Arkalardan gelecek Blame F var mı diye bakıyorum. Biraz hemen bizim hiç yapmamızı görmedik. Bir şey edebilirdi Kalix. Yalnız bu sesleri Blame F topluyor. Blame'i burada bulursak çok temiz olur, çok güzel olur. Aman. Tahmin edeceğiz mi bakalım burayı? Yalnız Blame çok tehlikeli bir yerde tuvaletlerde bekliyor. Geri döneceğimizi burada. Eyvah eyvah. Ona dair
Şu anda şüpheleniyoruz ama infomuz yok. Oy! Şimdi flop. Bravo, bravo. Buradan en azından Blame'i yakalamayı başardık. 28 saniye var. Round'u da oynanabilir bir hale getirdik. Şimdi Explode'la birlikte ve rampadan hızlı bir şekilde aya doğru gidiyoruz. Yalnız rotasyonda çok hızlı bir şekilde kimle device'la birlikte geliyor. Bakıyorum utility'miz var mı? Bir flash'imiz var. O flash ne zaman kullanacak? Son 14 saniyenin içerisindeyiz. 4 saniye sonra yanıcı da gidecek ve plant'ı alabileceğiz. Tabi burada device'e dikkat etmek lazım. O pick'i almak isteyecekler ama flash'le beraber device'in de pozisyonunu bozduk. Plant'ı da almayı başardık. Arka tarafta Kalix'i bulabilir. Evet, device Kalix'i buldu. X-Flat'la yakalandı. Dediğim gibi kötü bir round değil. Full buy yaptı. 0 parayla beraber ve 3 oyuncusunu düşürdük. Şimdi plant'ı da aldık. Değil mi? Yanlış görmedim. Aldık. Aldık. Okey. Sorun yok. Sorun yok. Enti abi. Olarak bir sonraki round'da güçlü olacağız. Rakip ise... İyi değil mi sesler? 3 tane daha silah çekmek durumunda kalacak. Device'a niye küfür ediyorsun oğlum? Adam da oyununu oynuyor yani. Sakin kalmayı başarırsak eğer potansiyelimizi hissediyoruz ama işte hatalar da gelmiyor değil. Burada sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık. Son saniyeye kadar plant'in peşinden koştuk ve o plant geldi. Blame'i çok iyi yakaladılar. Yani ben orada Blame'i... Çok önemli bir iş yaptı orada. Çok ters bir açıdaydı. Beklenmedik bir açıdaydı. X-Flout orayı çok iyi gördü. Çok iyi okudu. Ve şimdi Mayer'de gene bir mekten var. Bir Galil var X-Flout'un ellerinde. 3 AK ile de hücum edeceğiz. Nereye doğru? Bu sefer rampaya doğru geldik. Rampa tarafında gap'in önüne atılmış bir smoke var. BMF Vinç'e çok yakın bir pozisyonda. Rampayı kesiyor. Pozisyon da iyi ya. Smoke'tan çıkmazlar ama. Nate gönderildi Xbox'a doğru. Ya, arkaya da sekti. 16-25. Ben almayan bir hasar geldi. Şimdi... Rampaya oynuyoruz. Blame'in üstüne doğru gidecek. Mayer skor gelir mi? Headshot. Geldi ama çok skor gelmedi. Ya. 49 vurdu. Bravo. Zantares device'i yakaladı. Ekstra kovalarken device'i indirmeyi başardı. Glaive. Burada tehlikeli. Ayaklarını ya, görebiliriz. Zantares'in gördü de. İmor bu sırada Blame'i yakalamış. Şimdi 3vs3 ve düzeltiyorum 4vs3 Blame gibi bir canavarı oyundan düşürdük. Blame ve device gibi roundları da en etkili olan iki isim saf dışı kaldı. Şu anda avantaj bizden yana ama bakalım biz çok bu güzel avantajı kullanabilecek miyiz? Bunu hep beraber göreceğiz. İmor Glaive'i de yakalayınca Predator Eye geldi. Şimdi Z-Pax'e bozun. Akıl oyunlarına dikkat etmemiz lazım ama Z-Pax burada Zanti'yi yakaladı. 3vs2 hala önce... Anlamışızdır değil mi burada Z-Pax önden bu kadar pink alınca orada ekip oldu. Ama yavaş gidiyoruz. Biraz yavaş gidiyoruz. İmor'u bıraktık geride bu arada rampa tarafında kontrol sağlasın diye. Mid'e de dönebiliriz. Bakalım burada İmor. Hayır, çok kötü timing. Hayır. İmor yakalandı maalesef. Oh, 2vs2. Zipex İmor'u buldu. Tabii. Şimdi biz connector'dan B'ye döneceğiz. İmor'u aldık. Kalix ve X-Flat'a burada önemli bir rol düşüyor. Zipex gördü, duydu. İmor'u aldı. Kıymeti. Takım arkadaşını da çağırıyor şimdi yanına. Plant'ı aldık. Post plant'te iyi bir pozisyon. Bizim iyi açılar bize gelebilir buram. Bizim de clutch'ımız var. X-Cloud'umuz var. Bakalım nasıl post plant oynayacağız. Güzel bomba. Zlat kendisini merdivene doğru atarken Kalix catwalk'ta kalmayı tercih etti. Ah, bir tane İki oyuncu da City şimdi tarafından geliyor. Konektörden indiler ve jeneratörün kontrolünü hızlı bir şekilde sağladılar. Diffuse kit yok gördüğüm kadarıyla. Çok güzel be. Vurdu burada bazı. Harikasın Kalix. X-Flout merdivende gerekli desteği sağlayacaktır. Kalix yakın mesafeye doğru geliyor. Ve şimdi... Zipek X-Flout Kalix ile oynadı burayı. Aldık. Çok kritik bir round aldık. Herkes gergin. Çocuklar. 2vs2 de mükemmel. 2 açıyı koruduk burada ya. Ama yarasın karısını. Kolayı elektrik bandıyla mı kapatmışlar? Reklam olmasın diye. Üstüne de X-Flout'tan gelen kill'le beraber şimdi 3-1 öne geçiyoruz. Mükemmel bir kill. Ve ekonomik olarak çok zor düştü. Dedim ya genelde ikinci roundlarda force topladıktan sonra birkaç skor hadi beyler enerji. Kuvvetlendirebiliyor çok iyi gidiyoruz şu anda. Şu anda ekonomik olarak zor duruma düştüler. Pistolde hata yapmayalım. Atak defans hangi taraf avantaj diyorsunuz? Şimdi sanki doğru tahmin etmek. Yavaş oynamak, ağır oynamak gerekiyor. Ya elin burada... kanlılığımızı korumaya devam etmemiz lazım. Yalnız şu anda bu B'de ya. Üçlü ama hatta dörtlü işte. Şu an çok iyi başladı. Etap kurmuştumlar. Dikkat etmemiz lazım. Çok dikkat etmemiz lazım. Biri düştü sabırsız olan Z-Pack saf dışı kaldı bile. Üstüne Kalix'ten Glaive kill de geliyor. Şimdi 5vs3 bizde hiç kayıp yok. Device de 15 tane kadar düşmüş durumda. Yani infoyu aldık. Bu halde bizde. Kendi kadar hatta artık A'nın bomboş olduğunu. Zaten silahları yok. Bilmemiz lazım ama neden B'yi bu kadar hala zorlamaya devam ediyor? Şu saldırımız çok güzel ya. Bravo. Devam ediyor yine de. Şu anda ekstra oynamaya devam ediyoruz. Mayer'den bazı yakaladı. Geride yalnızca Device ve Blame kaldı. Mayer'den Blame kill'i de geliyor. Kalix'i kaybetsek de artık Device burada imkansız. Brenner kaç vurdu? Mayer öncesinde de mermi değdiriyor. 15 canı var ve Mayer onu yakaladı. Tek bir kayıpla atlattık burayı. Bir de rakip burada 5 kişiydi bu arada. Bunu da belirtelim. Tamam. Ama 5 kişiye karşı da bu kadar doğru oynanır. Güzel bir giriş.
B'ye bu kadar rahat gidebilmemiz çok hoşuma gitti. Şimdi tam onu söyleyecektim. Ben neden A'ya dönmüyoruz dedim ama özgüven burada tazeleniyor işte. Ekstradan demek ki güvenimiz kendimize, özgüvenimiz kendimize iyice gelmiş. Burada olduklarını bilmemize rağmen ekstra pushladık ve site'i ele geçirip... Garip bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Xantares'in bu round'ın başında hiç kill yoktu. Xantares'siz oynuyoruz şu an bu şekilde. Yani Kalix o kadar iyi bir performans ortaya koyuyor ki. Buz adam. Tam da burada lazım. Oyuncu mağazası, key drop. Ve tabii ki de gelen bir mola. Logitech, Omen, sponsorlar. Şimdi kritik bir buy daha yaptılar, dediğim gibi ekonomik olarak zor durumdalar. Daha da Xantares oyuna girmedi. Kaybettiğimiz roundlarda evet, da minimum 3 maksimum 4 vuralım. Hatta ya şu gardağımda. Xantares aimbot şurubu içiyor demişler. Ama bir şekilde vuralım, oyuncuları vurmak verdik, o da çok önemli. Timur, çok iyi bir şansımız var. Sadece çok küçük bir ekleme yapacağım. City tarafını daha iyi oynadığımızı düşünüyoruz demişti Blame F. Ama şu anda City tarafında yalnızca bir round olabilirler. Evet. Şurada bellerini kırabiliriz. Maç öncesi yapılan röportajda Blame F'in bu vurgusunu tekrardan hatırlatalım. Şimdi mid tarafına bir çıkış geliyor üçlü şekilde. Konektörde bekleyen bir isim yok şu an için. Belki arka taraftan Glaive gelecek. Şimdi Glaive'i burada yakalayabilirsek bu round gelebilir. Glaive ters ayakta yakalanır mı? Hayır. Bir de neyse üstüne gideceğiz. Bayağı bir hasar aldı bu arada. 47 canla geriye doğru çekildi. Of. Yalnız bize de iyi bir net geldi. 20-16-8 vurdu toplamda. Hemen bir yanıcı Z-Pax'in pozisyonuna doğru, Z-Pax ön tarafta kalmayı tercih etti. Konektörden oynayacağımızı düşünüyor ama biz geriye doğru çekildik. Şimdi tabii iki takım da birbirine ait, birbirine karşı infoya sahip. Biz oyunu biraz daha şu anda A'ya doğru yönlendiriyor gibiyiz. Ama tabii Kalix'i de B'de galiba bıraktık. Galiba A'ya bir fake atılacak. B'den mid'den. Buradan gidebilecek bir push'u bekliyor. 48 saniye biraz. Geliyorlar. Hızlandırmamız lazım oyunu. Şimdi ayar C4'ü götürüyor ama. Ütiletimiz var. Ama geçip yok. Çok yalnız bir fake olur. Yemez gibi duruyor. Derken Kalix. Güzel bir haber. Helal be sana. Ne oynuyor oğlum Kalix? Neler yapıyorsun bugün Kalix? Harikasın Kalix. İnanılmaz. İşte bu. Bir de yani flash'la beraber Sait'in kontrolünü alacak derken Glaive. Kalix'i yakaladı. Biraz aceleci oynuyoruz. Immortal dikkat. Mayer takası aldı. Tamam, 3 vs 2 aldık da alıyoruz. Xantares de aşağıdan geliyor, tamam sıkıntı yok. Ve save'e gidiyorlar. Harikasın Kalix. Kalix God modu açmış diyorlar. B'de geriden biri kuşlar diye düşünürken Kalix 11 oldu. Kapı açtı, 11 kill ulaştı ve B'ye plant geliyor. 3 oyuncumuz hayatta, bundan daha iyisi olamaz. 5. round'umuzu almayı başardık. 5. Çok iyi ya, maşallah. Allah maşallah ya. Aslında. İyi başlamıştık. Dingir şu anda Kalix. Sonra evet, ne oldu? Bir şey oldu. Oyunumuz mu çözdüler? Ne olduysa geriye kalırlar. Bu arada ya buraya oynayacaklar. Maçı sabah 6-4 biz öndeyken Immortal sinirlendi falan. Ya yok yok, oynamayacaklar. Ben kendine kızdı yani, vuramadığı için. Kötü oynadı. Attırdım bir an kendimi. 3 kill aldı. Çok olan bu heyecanın içerisinde. Sonra onun oyundan düştü. Ondan sonra biz birden kilitlendik. T'de Mirage 8'iydi, geride bitirdik ama 700 var Glaive'de. Sonra CT'de çok fazla 50, Z-Pax'te 50 ekonomi toplayamadılar. CT tarafına yetiştim zaten. Şeyden gördüm, scoreboard'dan gördüm. Böyle iyi oynamaya devam edelim. Kalix harikalar yaratıyor. Hem A'da hem B'de neler yaptı bugün? Sevgili Timur, seyircilerimiz, sonra birden 8-6 oldu. 4-0 yaptılar. Dediği performansı gösteremiyorken şu anda Astralis'e karşı 5-1 öndeyiz. 2 gun roundunda bu adamları şu anda zor durumda bıraktık. Ekonomilerini de zor durumda bıraktık. Şimdi var mı para? İkinci roundda artık ya, hem X-Plant hem... Bak bu round da kırılım noktalarından biri. Bunu vermememiz lazım ya. O kadar iyi oynuyor ki Xantares'e bir şey kalmadı bu arada tam anlamıyla. Böyle olacak da kalmasın. Tabii böyle olacak kalmasın ya Xantares. Ama dikkat, Device'e dikkat. Bir kere de vurmasın Xantares. Bu arada Immortal sızlıyor. Device inisiyatif aldı. Biliyor muyuz? Bilmiyorum. Biraz daha böyle fazla görünse şutum okuldu. Alalım, alalım, kaçırmıyorum. Bravo, Xantares. Çok güzel bir takas. 2-3 kill alsa orada sıkıntıydı. Xantares de açılışını yaptı. Hem de tam zamanında yaptı. Device'i düşürdük ve Dante oyuna girdi. Bundan daha iyisi en azından bu seviyede kabul edilir ama aman dikkat. Orada 2 rifle vardı, biri gitti orada. Evet. Rampı istemeye devam ediyor. Bir daha bak. Onu da bir bulabilirsek bir yerlerde. Bir daha bakmaz artık. Çekildi geriye doğru. Ama şimdi Mayer'i önden saldık. Arkasında Kalix, Xantares. Blame F, Mayer'i vurabilir. Dikkat etmek lazım. Yani A'ya doğru tarafta Mayer yakalayabilir. Mayer vurdu. Mayer be. İşte bu geliyor üst üste. Boost'u görmedik. Yalnız Glaive, evet, Kalix'i buldu. 3-5-3 hala bizim için yıldızı değil. Mayer bir skor daha, bir de transfer denemesi. İsabet yok mermilerde ama güzel bir deneme. Çok güzel. Geriye püskürttü en azından. Vurduk vurduk vurduk. Mayer. Mayer. Çoktan neler yapıyorum ya. 3 kilini aldı Mayer.
Aptan şu anda varlığını server'da bazı da biliyoruz abi. Bazısıyla hissettiriyor. 3 kere birden ulaştı. Burada hasar alsa da oyunda kalmaya başlıyor. Bakmadı, görmedi. Ama hala Dante ile Mayer oyunun içerisinde. Mayer fazlasıyla alamaz eli, hayatta alamaz. Dante de bu rantta zaten oyunun içerisinde. O da giren isimlerden biriydi. Dikkat etmemiz lazım. Sakin kalmamız lazım. Şimdi Mayer neler yapıyor ya demişler. Sakiniz, sakiniz. Sakiniz. Ben de sakinleşiyorum ama yalnız dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Kiti yok. İlk ve ikinci Mayer 4 kill. Hoş geldin kaptan. Yok mu bir gun round daha? Tigo'da olağanüstü bir başlangıç. T tarafında Timur. Evet yani Mayer de devreye girdi. Tüm çarklar neredeyse devrede. Zantares hariç. Sözleşmem var. Normalde alışık olduğumuz bir görüntü değil. Sporla, Eternal Fire'da. Eternal Fire'la. Ona ikide sıra atmak var. Artı bir öne geçiyoruz. İşte Timur'un tepkisi de ekranlarımıza geliyor. Şu anda muhteşem bir CSGO ile oynuyoruz. T tarafında gördüğünüz gibi yalnızca bir round verdik. 4-0'lık bir seriye kaldık ve Eternal Fire'ın ejderha logosu şu anda alev almaktan yalnızca bir round uzakta. 6-1 yaptık. Gerçekten çok iyi. Abi çok iyi gidiyorsun. Nazar değmesin ya. Kaçırabildik mi ilk sana? Evet, device'ı vurdu. Peki imkansız diye bir şey var mı abi? Çok erken gelen bir entry. Mayer neler yapıyor Mayer? ZPEX'e bir Zantares pick show gösterdi. Umar vurdu. Vurdu bir de. Dönme oğlum benim. Umar akıl oyunları. Umar biri buldu. Bekliyor be. Hayır. Zeki kurt. Yok 4 vs 2. Glaive ekstra kovalıyor. Çok az canı kaldı Glaive. Arazi ol bakayım. Yasar explant'a. 11 canı var sadece. Zantares 84 canını. Bir şey diyeceğim. Device'ta da Glaive'ın üstünde AWP mi var? Tam olarak onu yaptılar zaten. Glaive'ın 18 canı var. Gidip bir site oynayalım. Sakince. Yok o vurdu. Çizdi. Tam olarak da bunu yaptılar Timur ve şu anda o gider, yani çok rahat bir şekilde giderek B'ye doğru. Orayı ben görmedim abi. Heyecandan hakikaten kelimeleri bir araya getiremiyorum. İlla biri görmüştür. B'ye doğru gidiyoruz. A'da stack 2 oyuncu var. Çok doğru. Birazdan site içerisini kontrol edeceğiz. Utility'lerimiz var. Her şeyi şu anda bizden yana 7-1'e doğru gidiyoruz. Ve Astralis karşısında tam anlamıyla muhteşem bir oyun oynuyoruz. Şu disiplini görmek hoşuma gidiyor. B'de herhangi bir oyuncu olmasına karşı tüm utility'leri kullandık. Bundan vazgeçmedik. İyi bir nate denemesi var. Arkadaş benim sesimin TV'den geldiğini. Evet evet onu gördüm ben de. Ta abi sen misin TV'den geliyorsun? Yok beraberiz. Yarın beraber olacağız burada yan yana. Bu eğimlerin iyi olduğunu oyuncularımızın zaten hep söylüyorduk. Bunu biliyorduk. Bu takımın duygusal düşüşlerden genelde etkilenebildiğini söylüyorduk. Şu biz anda erken görüşürüz. Bir counter muhabbeti yaparız. Şöyle bir şeyler. Bütün potansiyeli. Saat belli olsun da. Şunları bir evet, şuradan bir defedelim de. Evet zaten 3. gun round'unu da alıyor logomuz. Maçımızda yani, gündüz saatlerinde olsun. Tatlı bir bow 1 daha olsun. Yani şimdi 7 gelecek. 8 de gelebilir hata yapmazsak. O kadar kaptırdım ki kendimi. FF maçı izliyormuş gibi hissediyorum şu anda ya. Glaive'deki abi milli maç işte. Evet. İyi bir round olurdu bizim için. Ya paramız da var aslında. Son CSGO olmayışı. Bu son turnuva arkadaşlar. Bir daha yok. Bu hafızalara kazınacak bunu kazanan. Ya major olarak son. 13.000 oldu. Yani daha başka olacak tabii de major olarak. Major abi prestij turnuvası. A'ya girdik, mid'e evet. Girdik, B'ye girdik. Bir tek mid'den ne temiz para yani. Kaç para? 20 milyon şu anda dolar. Genel çerçeve içerisinde Ice çok iyi oynuyoruz. Yani evet, evet. Hesaplayamadım. 25 milyon lira falan. Çok iyi yer paylaşıyoruz. Evet. Duelloları kazanıyoruz. Astralis'i şu anda Vertigo'yu ya gömüyoruz. İnanılmaz iyi oynuyoruz. Kapsüller yani inanılmaz değerli olacak evet Dex. Zaten gördün mü Zipex'i? Zaten tabii canım 4 kill aldığı round zaten muhteşem bir performans. Kaptan şu anda çok odaklı, çok konsantre. Bakalım. Bir de mola var galiba. Yapıyor. Oha ak paraya bak. Oğlum espor nerelere geliyor? OFK'cım hoş geldin. Ne yapıyorsun, nasılsın? Eğer... Cuma günü videomuz var. Giremedi. Önümüz. Bir kapak yapmamız giremedi. Lazım. Giremedi yani Astralis oyuna giremedi. Map'e giremedi. Giremesin de böyle devam etsin. Tabii ki. Gene tabii ban yapabildiler. Ekonomi zorda diyoruz ama. Ha kankam sen Counter 2 oynayacağız ya. Senin oyunu indirmen lazım 15 GB. Ben hesap ayarlandı sana veriyorum şeyi. Bir oyun oynuyoruz. Az önce hızlı oyundan bir entry almıştık. Yazacaklar. Dev tarafına bir yanıcı gönderdik. Sonrasında geri çekiliyoruz yavaş yavaş. Mid tarafında agresif bir oyun denemeleri var. AWP'lerini buraya getirmişler. Device. ZPEX'le beraber bayağı bir açılmış. Baz burada info toplamak için gelmiş. Catwalk'un ön taraflarına kadar merdivene. Dikkat etmemiz lazım. Utility'lerimizi kullanmamız ya da timing yakalatmamamız lazım çok. Info'yu aldı galiba. Bir infolukları bu. Çok yüksek hasar çıktı 4 oyuncu da. Bu maçtan sonra hem kasa oynuyoruz hem kasa oynuyoruz ne? Kasa açıyoruz hem de Counter 2 oynuyoruz beraber. Daha ben belki. Aldı reset çok güzel nate. Bekir lokumunu gönderdi. Efendim kargonuz var dediler. B'den aldılar skoru. Tağacım sana bu ID PV verecekler. İndir diye şimdiden. 4 vs 4 ama hala şu anda Divine tam olarak geride bir düşmeyin ya. Tamam biliyoruz artık taradık taradık. Vurduk vurduk. Bravo. Yakalıyor ama yine oradan Zipex'i geldi 3 vs 2. 3
VS2 plant. Ya bunu da alsak var ya kopar maç biliyor musunuz? Çok zor tabi. Bir can var abi. Bunu neler yapacak bir oldukça az değil. Şans eseri yaşıyor. Yani çok 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 ekstrem bir round olur bu round'u kazanmamız. Bakalım Ürtek'te mobları yanıcıları var. Abi işin içinde X-Blood varsa her zaman umut var demek. Yanıcısı da var. İmor bir skor alır mı giderken? İmor hadi. Glaive İmor'u yakaladı. Şimdi X-Blood bu clutch'ları seversin ama o ne ya? O neymiş öyle? Özel bir vuruş geldi. Device'tan ulti geldi arkadaşlar. İki oyuncuya da 9 vurdu. Yani güzel bir entry aldık bu arada Double Nate'le beraber B'de. Ya olabilecek sonrasında bir şey Device'ın o boost'unu bir türlü okuyamadık. Enti enti. Skor nazar değmesin. Gerçekten bu arada çok sık da görülüyor mu bilmiyorum ama ben ilk defa böyle bir boost. Yani daha doğrusu bu kadar boost'un anlaşılamamasını ilk kez gördüm diyebilirim. İlk net yavaşlatmış. İkincisi paramparça. İlk şey getirdiler. Problem Sahra yok. Abi, burada bir özeline bakabilir miyiz? Gerekiyor. Zaten tabii. Yine bu anlar sürekli karşımıza çıkacak. Bunlar bizim sınavlarımız. Şu an içinde hala çok iyi ekonomimiz var. Bayımız iyi. Sakin bir şekilde bu roundda oynamamız gerekiyor. 3 round da alsanıza be. Özelinde bakalım. Beyler. Tercihimiz bir şey yapacağım. Olacak. Tempo bilmelerimizde. Tempoyu evet, biz kontrol ediyoruz. Zaten artık odada olması gereken bu. Evet yakını bir yanıcı gönderdik. Hemen bir Nate'le ve Flash'la beraber de burada info almaya çalıştı. Gap'ten Imor'u göndermişiz. Sandbox'teki oyuncunun varlığından haberdarız. Oraya doğru bir Flash geldi ama Blamef'i bu kadar yakında beklemiyorduk. Takası da yoktu Imor'un çünkü tüm oyuncular B tarafında. Şimdi midden bir flash desteğiyle beraber. Beyler saçmalamayın gözünüzü seveyim ya. B-Site'a doğru yapmayın oynayacağız. Siz yapmayın 5 ya. 5 hasarlık bir nade geldi. Birinci flash geldi. İkinci flash da yolda. Derken Zantares fark edildi. Defoltik oyuncuyu biliyoruz ama 3 kişi burada kalabalık bir şekilde savunuyorlar. Moblarını da harcadılar. Moblarda gap de yok gördüğüm kadarıyla. Belki side'dan geçişte backside'a bir oyuncu yakalayabiliriz ama o açığı da vermeyecek gibi Ansaris iyi bir savunma yapıyor şu anda. Ve biz şu anda A'ya doğru oyunu çeviriyor gibiyiz. X-Load'un yapacakları önemli. 40 saniye kaldı artık. Bir ekipmanın yerine bakıyorum. Ekipman X-Load'da ve artık burada mid'e gideceğiz. Fake atmak. Mid'den B'ye döneceğiz fake de. Fake attık. Fake attık. Tekrar bir A'yı gösterelim. B'ye dönüyoruz. Hadi X-Float. Mid'e dönüyoruz. Yakalayamadık. Şimdi X-Float burada kaçan atışı cezalandırdı. X-Float hadi 2'yi de bul. Üstü üstüne burada Glaive'i vurmayı başardı. Buzz X-Float'u vurdu ama Kalix. Buzz'ı vurdu. Mayer geliyor Mayer. Kız dönük mü çıktı? Fosu yoktu. Gelen şüpheliydi. Yalnız Kalix. Bir tane daha be. Daha hadi can be. Eski güzel günler. Hiç tahmin edemedik. Süre yok abi. Olsun olsun olsun. Kaçırdım ben. Gerçekten fake'leri verdik. Elimizden geleni yaptık. Skor 7-3'e gelse de elimizden geleni yaptığımızı yine görüyoruz. Burada X faktörü şüphelendik. Oldu. Evet, tabii evet. Çünkü Ymir'i rampada çok erken kaybetmiştik ve oraya dair hiçbir infomuz yoktu. Zaten arkaya dönüp bir smoke atıp ondan sonra mid'e oynamıştık. Smoke'lardan yürümüş olabilirler diye Mayer yüksek ihtimalle merdivenlere bakıyordu. Halbuki burada X float bir anda konu boşalttı burada. İki kill birden ama Buzz'ın takası gelmişti. Burada Z-Pax hiç beklenmiyordu. X float'tan AWP'ye ceza çok güzel geldi. Bir de gitti üstüne Glaive'i vurdu. O Z-Pax'i tahmin edemememiz bizi bitirdi ama yapacak bir şey yok. Nice try diyelim 4vs5'te. Oyun iyi oynadık yine iyi oynadık Timur'a. Kaybettiğimiz roundda bile iyi oynuyor olmamız bence yine takdire şayan ama dediğim gibi mücadeleyi bırakmamamız gerekiyor hiçbir şekilde. Şimdi Zantares'e ihtiyacımız var. Zantares'e bu tarz noktalarda ihtiyacımız var. CS2'ye polis kalkanı mı gelecek? Olmaya başladığında maçlar, karşılaşmalar Zantares devreye girebiliyor. Şu an Zantares'in devreye girme zamanı diye düşünüyorum. Ona fazlasıyla ihtiyacımız var zaten. Şu anda çok da istediklerini elde edememiş halimize rağmen 7-3 öndeyiz Astralis karşısında ve hala abi, da bu kadar 7-3 yakalamışken bunu böyle bu round sonra eğer bu round'da kaybedersek artık paralar suyunu çektiği için çok istemediğimiz bir buy yapmış olacağız ki şu anda İmora'da defansa da tutarız değil mi? Hasar çıkardılar. Ya şöyle kadar bazen slotla deneyeceğiz. İnanılmaz kitleri. Devam ediyor. Bir flash destek beraber rampa ne kadar geldi ki yanıcı gönderdi. Bana da öyle geldi. Bu flashlara dikkat etmemiz lazım. Netlere dikkat etmemiz lazım. Neyse ki fazla hasar çıkmadı ama. Şey olarak bakıyorum. Fiyat performans. Rakibe göre söylüyorum. Evet yanıcı ile beraber rampadan bizi biraz püskürttüler. Kalabalık. Aside kalabalık. Doğru okuyorlar şu anda bizi. En son Belly Singles'a da mesela çok güzel yapmıştı ama şu an ondan daha iyi oynuyor. Biraz daha tempoyu arttırmak mı gerekiyor? Farklı bir şey mi denemek gerekiyor bilmiyorum ama gittiğimiz yerde genelde ısrarcı kalıyoruz. Bir flash ile beraber info olacaklar. Şimdi X-Mount güzel bir fire. Refire gönderdi. Hasar
kick masada rakibi geriye doğru ittirdi. Burada Glaive'i ters ayak yakalayabilirler mi? Hayır, X-Flout yakalandı. ZPX'ten iyi bir flash desteği. Kalix güzel bir açısı vardı. Hasar çıksa da 81 vurdu Glaive'e. Sonrasında Mayer geldi. Glaive'i jump shot yakaladı. Kalix Glaive'i de vuruyor ama Device'ten gelen iyi bir takas. 3 vs 3. 40 saniye var. Soğutabiliriz. Bir kaos yaşanıyor şimdi. İmor'un hasarını da bilmiyorlar. Hafiften bir çöktü ama süre çok azaldı. Acaba yine İmor'u buraya bırakıp döner miyiz? Dante ve İmor ikilisi burada bir bakıyor. Flash da var. Eyvah. Flash pick gelebilir. Dante'nin cross'u. Device burada. 61. Maalesef 61 hasar oluyor yalnız. Yalnız edemiyor. 61 hadi Mayer. Yalnız şimdi burada Mayer hala kaptan 12. kiline ulaşarak round'un içerisinde var olduğumuzu bize gösteriyor. 2 vs 2. Şu anda süremiz de var ama bu fight çok büyük bir önem arz ediyor. Şu an İmor ve ZPX arasında Mayer geldi. İmor'un yok. Grenin yok Astralis'in. Çok az canlarımız kaldı ya. Canlara bak. Ama plant alabilir. Yani buradan almak çok zor olacak round'u. Canlarımız oldukça az. Mayer kaçmaya çalışıyor. Mayer'i kaçıramadık. İmor tek başına 13 canıyla. Bu 2 vs 1 oynamak durumunda. Yakın mesafeye geldi. Sol tarafa. Yap şunu be. Ona açıkladı. Skor 86 vurduk. Yanışını attı Mayer burada. İmor burada. Şimdi rampaya doğru geliyor. 3 saniye var. Bak geliyor. Hadi Dipex'i vur. Helal. Hadi. Tek attın ona da. Hadi İmor. Alamadı Dipex'i. Şimdi pas deniyor. 3 saniye var. Baktın baktın baktın. Çözmüştü İmor. Ah. Abi çözdü ya. Ucundan. Ah kazandık da round'a bak. Bunlar ama neyse İmor güzel deneyim. 13 canıydı. İkisini de vurmayı başardı bir şekilde. Saydı da vuramadı ya. Yani çok ucundan çok. Nice try'ın çok milisaniyelik bir şey de. Biraz hızlı saysa ne güzel olacaktı. Bana oyundan düşmesin. Ya canı azdı ya abi. Canı az olduğu için. Evet evet. O yüzden saydı 4'e de. Kazandıklarına da böyle zor kazansınlar. Problem değil. İyi oynadık gene. Neyse ekonomik. Ancak şunu bir belirteceğim. Niye bu kadar ısrar ediyoruz yani? 3 vs 3'e getirmiş. İnsan bir kere fake verdi. Cross never fake beyler. Helal olsun Timur'um. Yine de helal olsun. Yani o kadar az canlı 2 vs 2'den. Abi bazı asla eyvah. Şu kilo alsak da. Kaçırdık. Buradan yürürsek. Hiç değil ama. Helal olsun yine de. Mayın tarlasına gideriz. 12. round'da yine de. Şimdi bir. Şimdi Rambus geldi burada ama bazı MP9. Takas yok. Of MP9 yine o dehşetini saçıyor. 2 kill birden çıkardık. Mayer bazı yakalasa da infomuz var. Infoları var daha doğrusu bize karşı. Ve arkadardan da arka dolaşan gidiyor. Bir device var. Şimdilik oralardan tabii ki hiç şüphelenmiyoruz bu kaosun içerisinde. Çok sıkıntı ya geliyor. Lörtte kimseyi bırakmıyoruz. Flank'te kimseyi bırakmıyoruz pardon. Haliyle bu da rakibe çok büyük infolar veriyor ama buna rağmen aimlerimiz kuvvetli. Mayer ZPX'i vurmayı başardı. Mayer ne oynadın ya? BrainMF gelmeden buraya oynayalım. Geldi ve... Pardon Device gelmeden oynayalım. Helal be! Bravo! İnanılmaz! Harikasın X-Flout! Ne bıraktı? Nasıl okudun? Ne ara anladın? Sana helal olsun. İşte aradığım oyunda geldi. Mahvolacaktık var ya. Sayı avantajını aldık. Geriye çekiliyoruz. Kafa karıştırıyoruz. İşte bu. İyi oynuyoruz Vertigo'ya ya. Yalnız o nece bir headshot'tır öyle. Yani geldi gördü ve headshot'ı suratına tokat gibi yapıştı. Harbiden bravo. Slout. Çok iyi okudu ya. 3 vs 2. Şimdi dikkat etmemiz lazım Glaive'e. Şimdi dikkat etmemiz lazım Glaive'e. O şu anda midde de info almak istiyor. Henüz infoyu vermedi yani. Bize daha çok side fazla. Temiz ya. Girdik burada oyunları var ama. B'deler şu anda. B'deler. Biz A'dayız. Bu post plant'ı oynayacak. Utility'lerimiz de var. Canlarımız iyi. Ama burada Glaive'e çok dikkat etmemiz gerekiyor. Glaive'e X-Flood'u yakaladı. Plant geldi. Şimdi 2 vs 2. İmor'un oradan çıkması lazım. İmor çıkamadı da. Bu eli vermememiz lazım. Bu sefer bu kılıca ihtiyacımız var Mayer. Arka geliyor abi. LMF de anca geliyor arka taraftan. Biliyoruz ama biliyoruz. Bekliyor. Kötü bir timing. Ay, çok kötü timing. Bir daha bak, bir daha bak arkaya. Bir daha bak. Bak gepe bak. Değil, gepe değil. Eyvah. Bak kazanmı bir daha ya. Ah yani be milisaniyeyle kaçtı var ya. İki tane round kaçtı hem de. Az önceki de öyleydi yani. Yüzdük kuyruğuna geldik. Alpay sağ ol. Büyük talihsizlik. Yani 7-5. Of. Nereden nereye geliyor maç ya? 7-5 kötü değil. Plant alıyoruz. Ya ekonomimiz bunlara bizim var. Moralimiz ama bozulmasın yeter. Yoksa 7 round çok iyi aldık şu an. Tabii canım. Round'u daha dezavantajlıydık ama burada avantajımız da vardı. İnanılmaz çevirdik Timur. İnanılmaz. Şuna bakar mısın? Mayer ne kadar güzel yakalamış. Burada hele device'ın o fotoğrafının çekildiği an her şeyin bittiğini düşündük ama CSGO'da olabiliyor. Yine de bayımız var. Ama son bayılarımız. Yani bundan sonra rakip. Ya bu tarz roundlar herkesin başına geliyor. Geçebilir. Bu roundu kazanmamız lazım. Biz bizim başımıza gelenleri unutmuyoruz kazanmamız sadece. O yüzden sanki bize oynuyoruz. Sonunu getiremiyoruz. Hadi bu sefer sonunu getirelim. Ben tarafıma hızlı bir oyun. Haydi olur. Çık saniye artık. Mayer'i bu arada rampada bırakmışız kafaları biraz karıştırsın diye. Bir tarafından denemeler. LMF'den geliyor. Rakipte 2 AK var tabii.
Mermi sayısı falan zor. Hocam senin ses de bayağı iyi ya. Oynadık Zantares entry'yi aldı. Aradığımız entry geldi Zantares free plan. Evet abi Zantares. Eski güzel günler ya. Geldi işte. Zantı be. İşte bu Zantares harikalar yarattı. Nayar burada hoş geldin dedi. Device vuruyor. Let's go. Kusursuz bir anda gidiyoruz ve artık BlameF tek başına Onur farkında mısın bilmiyorum. Evet fazlasıyla farkındayım ve bizim bütün oyuncularımız oyun içinde ve daha da önemlisi Zante öyle bir roundda devreye girdi ki hiçbir şey yapamaz. Bilmiyorum artık buradan durur mu bu adam? 3 şey birden çıkardı. BlameF'in de artık infosuna ufak bir tane kayıp verebiliriz. Arayalım. Tehlikeli sularda dolaşıyor ama o gap'in adını vericisini iyi de bir kill çıkardı. Ama olsun. Yalnızca bir Mayer kaybımız var. 8-5 ve psikolojik üstünlük bizde kalacak. Çünkü Xplode BlameF'e de yakalıyor ve biz böylece ilk yarıyı önde kapatmayı garantiliyoruz. 8-5 2 round daha alalım ya. Daha da fazla olsun. 10-5'e gidelim. Zantares de devreye girdi. Çok iyi oynadı burayı. Sonrasında kaçan oyuncuya Immor'dan gelen flash harika zaten ama Zantares Glaive. İnanılmaz bir pick. Fals oldu. Mermi gönderiyor ya Zantares. Pitbull öyle gibi şey girmiş site'a. Harbiden yani arsızca girmiş değil mi böyle yani? Hani 10'a 5 iyidir. 10'a 5'e gidelim. Ya bunu böyle öyle bir round kazandık ki şimdi onların ekonomisi yani. Hani gördüğüm kadarıyla bitik durumda. Kadarıyla. Çok dikkat etmemiz lazım. Öyle çıkılmaz değil mi yani? İşte burada vurduk mu? Sonra iki round'dan atacaklar. Bunu alırsak 10'a 5'in de öne açmış var. Aldık aldık. İşte bu. Harika entry. BlameF'i vurmayı başardı. Bir deneme daha. Onu da Immor vurdu. Onu da Immor vurdu. Helal lan. Çok iyi ya. Yani rampada bundan sonra smoklar içerisinden kill alma konusunda Astralis'in birazcık daha dikkatli ya. Olması gerekecek. Şu anda hasarını neredeyse çok az almışız. Ve 9-5'e doğru giderken perfect bir round geçiriyoruz. İnanılmaz oynuyoruz şu anda. Bırakmadık. Bırakmamaya da devam ediyoruz. Müthiş. Müthiş bir performans. Haydi çocuklar dikkat. Ve rakibin parası yok ya. Sonraki roundda ne alacak bu adamlar? Onu da vur oğlum. Bunu da vur. Çıkart masaya vur. İstemiyorum şu anda. Tekrar al bir takipte de. Kalın. Bakalım neler olacak. Çok iyi oynuyoruz. Oyunu hissediyoruz Timur. Hepimiz hissediyoruz şu anda iyi oyunumuzu. Şu an 10'a 5 olacak belki skor. Bu arada gidişat onu gösteriyor. Neyi üzülüyorum biliyor musun? 12'ye 3 kapatabilirdik ilk yarıyı. O 2 roundu da alsaydık var ya. Ah. Ya şöyle yani paraya bu bakıyorum. Zaten hani perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Gerçekten çok daha tabii fazla canım. İstediğimizi, oyunu çok daha fazla onun matematiğini yapmışlardır ya. Her oyun için paralarını bildikleri için. Ucundan kaçırdığımız roundlar bir tarihse belki. Oha! Aha! Yok canım! Yok. Yalnız Apex'e dair bilgi yok. O nasıl flash ya? Bak onun da yerini öğrendik. Helal be! Apex'i de yakalıyor Xplode. Var mı paraları şimdi? Yapamazsın ya. Ya var da böyle rifle'lar, AWP'ler olmayacak. Çanlar Astralis falan için çalıyor ve çalan da biz kaç aldık şu anda Eternal Fire'ın alev almış oyuncuları. Skor 9-5. Dekom ne diyorsun gameplay'e? Yani bunlar bu arada bayağı mental yıkıcı. Oğlum çıkışlara bak kimseyi görmeden. O kadar çalışmışlar ki. 9-5. Diggle'lar var. Gerçi Diggle'lara dikkat. MP9'lar olsa daha iyiydi bizim işte. Rüzgar arkamızda. Tüm şartlar uygun. Bakalım nasıl bir alt izleri bekliyor. Diggle'lara dikkat etmek lazım. Şu an için B tarafına abi biraz biz Momentum takımı gazı aldık gibi duruyor. Evet. Keşke T'de devam etsek yani 20'de bitsin daha T'de da iyisi neden olmasın. Kesin kazanırız öyle olsa. Kesin. İkili bir B'si olması var. Hatta pistol aldığımız gibi maç biter. Burada info toplamaya çalışıyorlar. Bir double net gönderdik arka tarafa. Netball'a doğru hatta triple net oldu. Sonrasında yakında Mayer'in bu katkıyı sağlaması işi buralara getiriyor. Gerçekten bak. Zantares 4 vurmuş abi şaka. Zantares üçünü de az önce vurdu zaten. Yakalayabilirdi. Takım öyle bir şey abi. Başkası devreye giriyor şu an. Evet. Fazlasıyla gösterdi. Yani Mayer son zamanlarda bayağı sıra. Az önce yaptığın o timingden sonra. Hiç iyi olmadı. Glaive bir açık. Vermeyin pistole vermeyin bu roundu. Mayer gibi geldi. Hissetmemiz lazım. İlk yarının son roundundayız. Şimdi birazcık ya valla şu an verirlerse de canları sağ olsun. Bunun 9 round çok iyi. Evet. Ama hala Kedir de bırakmak istemiyoruz. Güzel oturalım. Sorun şu infoları var. Ay iyi. Geri kaçırıyoruz. Bal can ya, sıktı burada. Bazen bak tokat atar gibi Deagle atıyor Deagle. Ya. Yat aşağı dedi vurdu ama. Can oyuna girer şimdi City'de. Sonra zor 35 saniye. Ya City'de zaten 10 numara bazı yakaladı. Rampa savunuyor zaten. Müthiş granit kullanıyor. Zaten granitleri zaten ise droplayacaklar. Hızlı oynamakta fayda var. Ganlar geldikten sonra. 27 saniye kaldı. O granitlerle zaten yıpratacak Astralis'i abicimlerim. Kalix yavaş yavaş ilerliyor. B'de de X-Flat'a destek güzel gelirse hemen bir savunması olabiliyor. Zipex'i burada tahmin edecek miyiz bakalım. Zipex'in üstüne gitmeden konektördeki Glaive'e yakalandı Kalix. Immor artık tek başına 14 saniye. Çok zor bir round. Immor elinize sağlık abi, elinize sağlık. 3 farklı öndeyiz. Şimdi dezavantajlı sayıda geçiyoruz diyebilir miyiz abi? Harika bir T tarafı oynadık.
Ben CT'imizi daha çok beğeniyorum. Hayır tabii. İlaçta da böyleydi. An... Şimdi işin yine... Ama işte ben Eternal Fire'a güvenemiyorum. Bazen işin yine daha tehlikeli olan bölümüne CT tarafına geldik. Yani iyi oynuyoruz. Sevgili Timur ve seyircilerimiz ama iyi CSGO oynuyoruz. Bırakmıyoruz. Şu round umarım arayacağımız ya bir round'a dönüşmez. Ya bir de kaçan roundları hatırlıyor musunuz? Bak olduğunu son round Eagle'lara verdik. Arada bir tane... Umarım aramak zorunda kalmayız çünkü önümüzdeki pistol roundu, tabanca roundunu almak... Oyunumuz çok güzel şu an ya. Sonra bir tane daha 1v1 verdik. Evet. Yani eller yanıyor. O çok belli. Ya Deagle'a vermek çok kötü. Tatsız oldu be abi. 3 round çok kötü gitti. Hatta hadi sonuncusunu sayma. Adamlar çıktı vurdu. Ona bir şey yapamazsın ama 2 tane round üst üste hem de. Çok kötü gitti. 11-4 daha yakışırdı yani şu an ilk yarıda skor. Ünlem game'i ayarladınız mı orada Esat'cığım? Umarım bu yeni gerçekleşir ve fark açılır. Acun gibi oldum ben de böyle Esat dedi. Evrim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk ya. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Evet evet. Onu gördüm. Mobil. Şu jetpack mimiklerim çok. Yalnız şöyle bir sıkıntı oldu. Ben story'ye attım. 2'ye 7 iken vücut dili kullanamadım. 6-9 bitti değil mi? Çok ben de çok üzüldüm. Çok 5 round almışlar. Evet, 6-9. Kontrol edilmiş olsa 4 round çok başka bir senaryo konuşacaktık. Eternal Fire'a da mı sekiyor? Ama önce bir kısa ara. Esat burada mısın? Bu aranın hemen ardından tekrar buradayız. ...15 Nisan'a kadar sürüyor turnuva diyorlar. Evet, yani mümkün olduğunca biz de 15 Nisan'a kadar da gidebiliriz. Ama şöyle bir şey var, eğer buradan galibiyet serisine kadar 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle bitirirsek 14 ve 15 Nisan'da maç yok. Eğer 5 maç yaparsak, yani 5. maça kadar iş uzarsa ve bunların 3'ünü alırsak 15 Nisan'da yine maç yok. 3'ünü kaybedip 2'sini kazanırsak 15 Nisan'da decider var, last chance var. Valla TVBlue'ya da helal olsun. Televizyonda bu işi yapan yok abi. Mesela ben hep şeyin vallahi savaşını ya, veriyorum. Yani 2 yıldır yapıyor. 2 yıldan fazla evet, yapıyoruz evet. Yani. Şey ben 2017'de yapmışım. TVBlue'yla beraber bir iş. Bugün konuştuk TVBlue'yla işte. Hmm. 6 yıl geçmiş. Yani şey için abi bir koz oluyor tamam mı? Mesela adam yayıncı olacak ya da esporcu olacak. Anasına babasına açıp televizyonda gösterebiliyor. Bak benim oynadığım oyun burada çıkıyor gördün mü diye. Bunu pek fazla yapan yok yani. Device'ın USB'si tehlikeli diyor. Evet. Game yazmanıza gerek yok ya. Şöyle yaptım. Onu ben Esat'a söyledim de o burada yok herhalde. Birazdan arayalım mı Eternal Fire kulüp sahibini? Şöyle bir gergin skora denk gelince eğer inşallah öyle olmaz da. Gergin skorda benim olduğumu söyleme. Yorumum nedir? Valla çok güzel oynuyorlar şu anda bro. Yani Astralis dediğiniz takım arkadaşlar 4 yıl boyunca CSGO Espor'unu domine etmiş bir takım. Hep kazandı. Değil mi? 4 major kazandı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet 4 major kazandılar. Yani kolay kolay VO'da yapılamaz bu. Ya bu arada o 4 major kazanırken orada o takımda olan oyuncular var hala burada yani. Hepsi değil ama Zipex, Device ve Gleam o zamandan beri bu takımdalar. Device bir gitti geldi ama. Device ya. Nasıl deniyor Lurk'ü? Sıkıntı oyuncu. İnisiyatif alıyor işler kötü gidince. Hadi pistol alırsanız bu maç kapanır. Lütfen. Aynen. Barrett'ta var mı bizde? Barrett'ta. Imor'da var. Imor gap'e mi gidiyor? Bir de ona bakalım. Aldık infoyu ya. Santeres info alacak, kaçacak. Rampa dedi ki hepsi burada. Hemen kaçtı dedi burada ve kendini sahipte güvenli. Bayır yukarı koşuyorlar şu an. Ötek için bir smoke'umuz var. Bizde flash'imiz var. Aha geldi İmo. Tamam. Hadi deli oğlan. Helal. Top şu bir. Aldı, kırpık bir takastı bu. Çok kırpık. Dejavu oldum. Orada da vardı ya Dual Barrett'ta aynı pozisyon. Aynen. İki kill alması lazım o yüzden. Bravo. Tara tara tara. Tamam be İmo. Fazla vurmayı başardı. Tara tara tara. Bravo. Onu da vurdun. Beni vurayım oraya harikasın. Ya bir de beni vur diyorlar. Şimdi 3 vs 1 canlı Glaive'in işte geçtiğimiz son alttaki deneyimi epey canımızı sıkmıştı. NATO olsan gitmeyeceğim abi. Temkinli olmamız lazım ama. Nice. 10 kadar şu anda... Yediler beyler. Ay havada kaldı. Abi takım da Astralis yani bu. Hani bu şakası yoktur yani Astralis'in öyle değil mi ya? Bu fightlarda işte gerçekten tabii. Ne kadar potansiyelli bir takım olduğumuzu da görüyorum. Ya bir de şimdi... Çünkü forcelayacaklar mı? Gerçi bilmiyorum. Belki forcelamazlar çünkü. Çok oyuncu hayattaydık. Plant da yok ama. Ne oldu? Yani buz gibi bir Kalix var. Ve plant aldım. F5 taktiğiyle çözdüm. Harika bir round. Çok akıllıca oynadık. Bizim bu fightlarda işte gerçekten ne kadar potansiyel bir takım olduğumuzu da görüyoruz.
Benim internet problemim değil ya. Bu akışta herhalde problem var. Akışta sıkıntı. Bine arkadaşlar internet. Hemen kontrol ediyorum hocam. Hemen bakıyoruz. Sıkıntı yok. Twitch zord mu? Yok yok. Sen bir bak ustam. Şey yapalım. F5 çakınca. Ya ve buz gibi bir Kalix var. Ve plant aldırmadık. Harika bir round. Çok akıllıca ya. Oynadık. Alma abileri bizim istersen. Bu fightlar tamam, almadım yok. Gerçekten ne kadar potansiyel ben alınca, ben YouTube bize gelen feed jort. Aynen o. İstersen seri şunu yapabiliriz. Hı hı. Twitch tarafından belki full screen doğrudan tamam. Verebilirsin. Tamam. Hemen. Tube Sport Twitch'ten. Yapıyorum şimdi. Açtım arkadaşlar. Kaybımız yok. Şöyle. Ama kazancımız var. 11 aldık. Kazancımız var evet. Çok güzel. Bekliyoruz. İyi bir niyet olabilir bu. Full eco kalmışlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Hop, koşu yoluna gitti ama tutmadı. 5 AK ile oynayacaklar o yüzden. Şu an firepower onlarda. Leve doğru. Oo. Vurdu. Nasıl ya? Bence ölmüştü. AD pick yapmış bir de. Şu anda Glaive bu arada Astralis'te ayakta kalan pick isim. O da 15 kill de oynuyor. IGL'ler şu anda birbirlerine nadire yaparcasına oynuyorlar ama bizimkisi şu anda yani Mayer çok daha etkili bir oyuncu. Bizimkisi bir aşk hikayesi hakikaten ya. Yansımış durumda ama Device. Neyse ki Kalix burada hayatta kalmayı başardı ve Device'i yakaladık. Şimdi oyuncu üstünlüğü ortadan kalktı ve Glaive'in 25 canı var. Tabii Kalix de burada 35 cana kadar düşmüş durumda. Yani Kalix'i Blame'e tehlikeli adam. Çok agresif bir ölçüye geçti. 44 saniye var. Hücum dönmeyecek. Şimdi B savunmasında kontrol aldılar. Mayer'in oraya doğru bir rotasyon atması gerekiyor. Bazı da oynatmadı. O da çok güzel oldu. Sadece şeye dikkat etmek lazım. Bazen bu herifler A tarafından böyle yoğun yoğun geliyorlar. O arada bas sızıyor geliyor B'ye. Onu kaçırmazsak kilitleriz. Anladın mı? Ekipman burada. Nasıl oluyor bu? Son 25 saniye kala Kalix hiçbirimizin beklemediği bir şekilde okudu burada. Glaive'i yakaladı ve şimdi onlar panik bir şekilde hücum etmek zorundalar. Abi büyük oyuncusun yemin ediyorum. Helal be. Bir tane daha, bir tane daha. Adam ekipman düşürmeye an dişmiş. Boğaz yakalasa bile 10 saniye. Süre yok ki. Şimdi nereye gideceği de yetişir mi? Bakalım ama bileyim. Yetişmemesi lazım. Yetişmemesi lazım. Yetişmez. Hiç kımıldamıyoruz. Patlamıyoruz. Bay bay. Kaç saniyede kumuldu? Süre yok. 12-6'ya gidiyoruz Timur. Nice. Abi akıl oyununa bak. Bu çok iyi lan. Vallahi Kalix'e yazar. Helal olsun. Abi Kalix yani ikinci kili o kadar güzel hemen koşu yoluna gitti ki. Başlamıştı haritaya. Sergen gibi kendine öyle duvar kasar. Çok iyi abi ya. Yalnız Glaive'in damarını vallahi, o alın damarını. Çok teşekkür ederiz Berk yorumun için. Öyle bir gelmiş ki. Glaive orada yanlış bir kol verdi. Bakmadılar bile B'ye ya. Döndüler İnanılmaz. Bile. İnanılmaz. Adam iki oyuncumuz bekliyor. Kalix T-Side'da. Yani dedim ki save'leriz artık bu noktadan sonra. Adamların döneceği tuttu ya. İnanılmaz. Zantarası bak baba gibi oturmuş. Yani şu anda Zintex. Çok belalı ya. Harbi belalı ya. Bu çocukların önünde iki at var abi Astralis'in. Alın damarlarını görüyoruz gerçekten. Bu arada bizimkiler gergin yani fark ettin mi? Birinden diyelim çünkü senin kanlı isim. Şey yok gülümseme yok yüzümüzde şu anda. Oo, damar çıkmış hakikaten bu. Gerçekten öyle yani çok bariz bir şey. Şu moldan itibaren olur bak şimdi. Var. Yani daha üstün, şu moldan itibaren böyle zaten. Tanrı Astralis'e merhamet etsin. Çünkü bizimkiler etmeyecek. Oo. Gerilimden olduğunu hissediyorum. Sanki Zant'in tweetinden çalınmış gibi geldi bu söylem bana ama. 13. roundumuzu hanemize yazdıracak. Hadi çocuklar be kapatın şu oyunu. Roundun içerisinde Timur. Şimdi Tekname Mark'a fake falan atamazlar. Çünkü Twitter'da da bakılacak olursa böyle. Yalnız buraya ya da Zant'in pozisyon belli oldu. Biz bilmiyoruz Zantaris'in çıkışına bakalım. Onu vurabilirler abi. Zantaris bir sağ yaptı bir sol yaptı. İyi güzel Nate. Güzel 32 vurdu. Yanıcı var. Blame'i püskürtmeyi başardık. Şimdi burada B'ye bir boost'la beraber gene bakacağız. Device'ın Tom Cruise'la benzerliğini fark ettin mi? Burada savunmada kim var? Nerede? Savunmada Kalix. Mayer'in yanına mı gidiyor? Jeneratöre kadar geri çekilmiş. Boost'la beraber. Abi 5 bekliyoruz ya. Abi 2 rifle var adamlarda ya. Geriden savunuyoruz B'yi. X-Lat normalde biraz daha side üstünden savunuyordu da şimdi Kalix geride. Onlar 5 geliyormuş. Bakalım Kalix neler yapacak. En sıcak isme. En sıcak isme geliyorlar. İki tane olsun Kalix yeter. Oy. Çat gönderdi. X-Mant'tan da skor çıkmadı. Çok güzel. 4-4. Oynanabilir. Şeye, bir de plante bir şey atabilsek. Yetişmez o herhalde. Mayer'de varmış. Ve baya bir ultimiz de var retake için. Baktığımızda bunlarda yok. Bir flash, bir yanıcı, bir flash, bir de nate görüyorum. Kullanalım şunları. Çok sıkıntılı round ya. Gönderdik. Mayer. Evet.
Bekliyor. Evet, bir karar alındı. Ymor yakın mesafeye geldi. 4 vs 4'te oynamamız gereken retake. Nasıl oynayacağız? Biraz alıyor yalnız. Yanıcı geldi. Flash'ı bekliyoruz şimdi. Catwalk'a gelen yanıcı ile beraber açıları iyice daraldı. Ve burada yakın mesafede Dixflout. Zipex'i vursa da bazı takası aldı. Grave'in üstüne gitmemiz. Helal Ymor. Ymor. Bravo ya. Öldü. Oğlum helal olsun. Bravo be. Çok iyiler be. Hiç olamazdı. Helal size be. Oğlum çok iyi girdiler ya. İnanılmaz. Kitaplarda öğretilecek retake hocam. Ymor'u çıkarttı 2 skor. O kadar kritik, o kadar yerinde. Çok özür diliyorum sevgili çetim. O kadar güzel ki. Çok bu arada patlamış olabilir. Ya karizmanın öz evlatları ya. Şu tiplere bak çok iyi abi. Harika oynadı gerçekten. Harika oynadı Ymor. İlk surat burada device'i yakaladı. Ymor'un işte burada. Ymor'un diğer kili efsane ya. Değiştiren faktör. Bir de gitti ayakları. Sonra da feda ediyor kendini takas alınsın diye. Tam gerekli olduğu yerde. Yalnız ilk surat'ı da Mayer çok doğru yönlendirdi. Hakikaten. Buradan literatüre geçsin. Retake nedir, nasıl oynanır? Gerçekten çok çok iyi oynadık. Gelecek lan o kupa demişler. 16 öndeyiz. Para suyunu çekti Astralis'te. Ya bir meşine gidelim de kupada gelirsin. Şu anda o paniği hissediyorlar ve Ymor. Ymor var burayı çok güzel oynuyor. Tapışı, device yok. O kil almadan öldüğünde zaten bizi büyük iş düşüyor. Şu an bu kil aldı, bir de kaçtı ya 8 hasarı. Çok hata sarar. Tamamen bize geçti. Müthiş rank başlangıcı o yüzden. 14. Yani şu anda moral bozucu bir de. Oldukça avantajlı. Ya buradan sonra çok daha rahat oynuyoruz. Bir tarafta Zantares, orada bir ekstra arayış içerisinde. Çünkü Ymor düşerse oraya Mayer gidiyor. Bu sefer midde tek adam bırakıyoruz. B'de de tek adam bırakıyoruz. Bu da biliniyor zaten. Şimdi... O yüzden burada Ymor'un ölmeden kill alması büyük avantaj. Çatı vursun Ymor. Vermeyin ya. İğne deliğinden. Yok, Glaive flash atacak. Glaive MF çıkacak. Ymor da oraya bir tane dener flashtan sonra. Glaive yakın mesafede. Simon'u gönderdi. Hadi bir tane dene. Denemedi. Ah Ymor. Be. Sanki sıkacak gibi oldu değil mi? Evet. Valla ben sıktım izlerken. X-Plot biri aldı. Bazı X-Plot'u rastladı. Mayer geriye çekildi. Sayı avantajı hala bizde. Doğru hamle Mayer. Bravo. B'de 2 kişiyiz. A'da 2 kişiyiz. Yalnız. Rampadan geliyorlar. Yalnız baz 50 cana kadar düşmüş durumda. Bizim hayır, şu anda... Hayır, rotate lazım ya. Geliyor. Hem oyuncu üstünlüğümüz var. Hem de bu evet. 2.5. 4'e 2.5 oluyor. Güzel gidebilir abi. Ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben sunucu da benimle aynı şeyi söyledim. Dikkat etmesi lan counter'ı çözdüm ha. Geriden gelebilecek bir kuştan da şüpheleniyorlar Timur. 13-6. Devrim Aydoğan için bir alkışalım. Abi böyle iki meybire kalırsa burası alırız ya. Gösterdi onu. Ymor bir tane vurdu. Şimdi Zantares. Ymor takası aldı, sıkıntı yok. Ymor hadi 2'yi bul. Bravo. Ymor işte bu. Harika vuruş geldi. 2 vs 1. Bazı plan fake var. Vermeyin. Yemedik. 6 saniye. Zaman yok. Vurdunuz. Helal. Kesiniz be. Çok iyisiniz be. Helal size be. Harika oynadık. Ymor bu roundda gene yıldızlaştı. Harika bir performans. Sıkıntı yok, problem yok Zanti. Oyuncular gülümsemeye başlıyor yavaş yavaş. Şimdi onlar düştü, mükemmel bir maç oluyor bu arada. Ya Allah'tan oyuncu sesleri bak, bu turnuvada gelmiyor. Geçen turnuvalarda geliyordu bize Ramsar'ında. Burada bazı buldu. Aldık 14'ü, farkı açtık. Farklı kapatalım ya. Oo, yalnız ağlama emojisini resmen... Device gözlerini oydu. Device gözyaşlarını tutamıyor. Gözüne soktu abi bir yazı. Yalnız device ağlıyor. Disiplinimizi kaybetmeyelim. Odaklanalım tekrar. Şimdi 21. rounddayız. 14-6 öndeyiz. İnanılmaz tam iyi CS oynamaya devam ediyoruz. Astralis'e karşı. Şu anda bakalım oyunu nereye yönlendirecek Astralis. Çok böyle içsel boşalma yaşadık gibi geldi. Evet abi, aldık oğlum, bitti şu anda. Ya ellerinde tekmen var. Ya dur Cantu dur. Körsene kanka. Kanka %100 aldık. Azıcık counter biliyorsam. Deme. Hiç oralara hiç. İşte bu oğlum, bitti, maç kapandı. Ay. Let's go boys. Arkasında Smoke'un arkasında beklemek durumundayız. 3 vs 5. Rakip şu an plant oturdu. Abi bir molimiz yok şurada, ikidir ya. Aa gelmişti. Bir retake daha lazım. Device Galaxy buldu. Yapma. Burada Grave ekstra yararken X-Float onu vurmayı başardı. Çok güzel bir hamle. Helal olsun. Aldık, bitti. Yeri belli, vurdun oğlum. Çok az, yat Blame aşağıya. Nice. Harikasınız be. Bravo be. 15. round'u kazandık Onur. One more round. Harika bir oyun oynamaya devam ediyoruz. Oğlum. Bu arada belalı tırnak içerisindeki lanetli silahlarla, lanetli pozisyonlarla mücadelemizi de kazanmış oluyoruz. Tekniner bu sefer işlemedi bize ve 15-6'ya gittik. Ve mentalimiz düşmedi. Hakikaten helal olsun bu çocuklara. Şurada uçan flip skoru da gelseydi bağırsaydık güzel. Abi CT'de round vermedik ya. İşte burada bu transfer. Patlamayalım da round vermedik ya. Abi şuradan kaybetme ihtimalimiz yok. Farkla kapatabiliriz bu haritayı. Haydi çocuklar. Farkada çok da gerek yok. Bak, imkanı yok. Savunalım. 14'e birden maç dönüyor ama buradan yok. Bitirelim ya da ne oluyorsa. Momentum'u aldık, ben hissediyorum ya.
Eternal Fire takımımız olsun. Sokmuyoruz abi, site'a sokmuyoruz. Bakalım, oyun yani giriyorlar, plant alıyorlar da şu anda Retake'in de gerçekten kralını yapıyoruz yani. Zilog falan değil arkadaşlar. Susmuş demeyin, gözünüzü seveyim. %100 kazandık, yapmayın ya. Kaçıranlar için. Bir round ya. Bir dur ya çocuk. Bir dur ya. Saniye ya. Kapatalım. Yaklaştırmayalım. Bir de bir mesaj verelim rakiplerimize. Şu anda o tarafında iyi bir soma var. Device bir deneme isabet yok. Device videolarda olur o iş kardeşim. Zanti ve Imor 2. Deneme. Zanti var ama Sentex'te kendini unuttu. Allah'ın sok chat izlemiş çok fazla. Koyuyorum şimdi Imor'un kafaya oradan bir tane. Bir A'yı gösterdiler. Bakalım. Yalnız Nick'te de Zilpex var. O da... Counter 2... Sen indiriyorsun değil mi abi Counter 2'yi? Yalnızca indi, indi. Oynuyor ve takımı nice. İndi de ayar mayar gibi şey. Artık. Ben default oynuyorum ya. Artıyor Imor, bu da Imor temposunu iyi ayarlayan bizim Glaive'den takas geldi. Şimdi burada baza dikkat etmek lazım. B tarafında bir kovalaması var. Şimdi iyi bir açısı var Kalix'in. Bakalım burada neler çıkartacak. Sol tarafa bakması lazım. Güzel bir yere geçti ama bazen iyi bir headshot. Sıkıntı yok. 15-6. Yani burada B'de plant alsalar. Arkadaşlar sıfır sıkıntı. Arka tarafta Glaive'i yakalarsak o retake oynayacak. 8 tane round verebiliriz. 30 saniye var. B olduğunu biliyoruz. Bu arada 8 tane round verebiliriz gerçekten. Öyle de. Öyle bir şey var yani. Arada bir onlar da alacak. Bir de Astralis'e karşı abi yani. Yangınımızız. Abi bunu buraya kadar getirmişken vuracaksın. Tabii bence de vermeyelim. Böyle kapatalım yani. Ki hani eze yanmış olalım. Ya burada 3 round verirsek mesela arda arda hem bizim mental çok düşer hem de adamlar hype kalır. Hiç gerek yok. Gelse de çok da can sıkacak bir durum yok. Gayet iyi lazım. Oynamaya biraz devam da timing. Kalix farklı. Yok bu arada gideceğim bilemiyorum maç sonuna denk geldi. Biraz azaldığı için yakalanmayayım diye. Ama o sırada da çok yaklaşmışlardı işte. Yoksa Kalix'in orada açısı fena değildi. Pek de bakmamışlardı oraya. Esperince baktılar. Bu round gitti ama yani sıkıntı yok Evrim. Aldığı kill. Denemiyorlar değil mi? Çok kolaylaştırdı onlar adına. Aynen safe. Ardından da round almayı başardılar. Oğlum sırf ekonomik saldırı yapıp kazanırız. 15-15 yani olma şimdi, imkanı yok. Şimdi bir yerden bir agro yapsak ne olur acaba? Bak saçımı kestiririm. Şöyle 15-15 olursa şey. Öyle söyleyeyim. Yap. İnşallah devam eder. Umarım devam eder. Yani daha hiç kaybetmedim. Umarım ben devam eder gerçekten de. Başı yakın. Nasıl bir bay yaptık? Sakin beyler, triggerlanmayın. Ben de bundan zevk alıyorum oğlum. Ben de yayıncıyım. Benim de eğlenmem lazım ya. Yerim sizi. Kazandık ama onu söyleyeyim size. Şey yapmayın hiç yani. İşi bitirelim. Sakin kalın çocuklar. Bileğim benim hep kuşu geldi. Oha. Yani. Yalnız ona bir ritim tutturmamamız patlak, lazım. Kamyon gibi girdi rampaya. Gerçekten öyle ve ona gerçekten de bir ritim tutturmamamız gerekiyor. Tehlikeli bir isim. Takımda top 15 oyuncu. Hadi be Zanti. Kaç bari. İkincisi double pick. Zanti hemen açısını değiştirdi. Nice. İyi de yaptı. Kendini şimdi yellow tarafına, daha doğrusu lane tarafına doğru da attı. Şimdi 16 tane kadar da düşmüş olduğunu da görüyoruz Zanti'nin. Ya burada Mayer'in açısı kuvvetli. Kuvvetli ama çok da kolay takas alınabilen bir yer. Device duydu sesi galiba ya. Hala tam olarak A'ya girebilmiş değiller. B bomboş. Zanteres Mitte info toplamaya çalıştı. Aldık infoyu. Onları belki tekrardan rampaya getirdim. Üçlü bir oyuna beraber B'ye. Buraya geldik. Oha biz de dönüyoruz şu anda. B'ye giriyorlar. Okuduk da. Eğer burada geçişte bir oyuncuyu vurabilirsek bu round gelebilir bize. Ah be çap geldi. Öldü. Hadi. Ah be. Yani bir şekilde helal. Onu vurduk ve evine vurdu. Ölmesi lazımdı. Gleyim. Yine bize problem çıkarmaya devam ediyor. Gelme gelme ya sanki ama Zantes'i oradan çıkarmak zor. Can özel pik. Ah be. Helal. Takas geldi Mayer'den. 2 vs 3. Hala plant alamadılar. Bilemin canı yedi ve şimdi plant geldi. Arkadan gelen bir de oldu. Oğlum. Hadi. Harika sönük. İşte bu. İşte bu beyler. İşte bu. Kendini bize veriyor. İşte bu. Gerçekten de İşte böyle çakarlar adama. Birbire geliyor böyle. G fucking G. Astralis'i mağlup etmeye başarıyoruz. Let's go Eternal Fire. Oğlum Astralis 4 kere major kazanmış takım. Helal olsun lan size. Vallahi helal olsun. Neler diyorsun ya? İzleyenler de unuttu. İnanılmaz ya. Yani nasıl bir açı? Harbiden. Maç öncesi demiştim ben alacağız diye. Helal olsun ya. Harika bir oyun. Ve burada device. Anmas farkıyla. Eli havada kaldı. Uğurlu geldik hocam. Watch party yaparak uğurlu geldik. Yani. Ya device de çok sevilen bir isim. Harbiden helal olsun ya. Başka maçlarda kendine abi, gelir. Çok tatlı T oynadık ya. Bayağı. Hani onu çok bayağı. Çok güzel abi. Çok güzel. Ben girmiyorum abi. Ya. Şimdi biraz yani, üzülebilir. Üzülsün. Bir bakalım şöyle. Çok mutsuzlar.
Su içeceksin tabii onun üzerine. Ne yapacaksın? Peki, onun üzerine nasıl içeceksin? Şimdi Aremar'da 0-2 giderken genelde herkes kolay rakip bekler. Astralis'e karşılaşacak 0-2'de Allah sabır versin. Ben sana çok açık bir şey söyleyeceğim. Kaybederiz diye düşünüyordum. Sen de sanırım öyle düşünüyordun değil mi? Ben tabii ki. Abi bizim için o kadar büyük sürpriz oldu ki ben o kadar mutluyum ki şimdi. Yani biz yenileceğiz diye düşünüyorum. Favoriydi yani şimdi. Favori onlardı. Hani doğruya doğru. Ya inanılmaz ki, ya. White Hat için bu haritada müthiş oynadılar ya. Az önce yani daha bugün öğleden sonra evet. Harika. Ya yani destansı oynadılar ve biz patır pıtır tokatladık böyle ve eğimimizle tokatladık, beynimizle tokatladık. Yani o lurkleri okumak falan kaç evet. Round, 7. roundda mıydı? Smoke içinden elimizle koymuş gibi tık 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 indirdik herifleri. Evet zaten. Ya bir de long game'de olmasa bu maç arkamızdan kim bilir neler söylerler. Oğlum harika oldu ya. Şimdi kasa açacağız. CS2 oynayacağız. Hocamız ilk defa CS2 deneyimleyecek. Evet. Üstadımız sevgili Berklip Tepe bizlerle. Yani yorumlarıyla kıymetli yorumlar. Bakalım şöyle bir evet. Kendi özelliklerini bugün oyuna yansıtmayı başardı. Hani ne diyeceğiz? X-Flood'un hepimizi unuttu. Vallahi Mehter marşı açılır yani. Mayer ne oynamış ya? Ben oyunu açıp bir şeylere bakayım o zaman o arada. Olur abi. Sen Stevie falan. Olmaz öyle şey derdim.